Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimize devam ediyoruz. Metinsel fonksiyonların son bölümündeyiz. Bu dersimizde kaç tane arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. 3 tane yeni komut kullanacağız. Bunlardan ilki replace olacak. Replace komutu sorgu ekranımıza girdiğimiz herhangi bir ifadenin ne yapıyor ifadede? Harfleri değiştiriyor. İstediğimiz karakterle değiştiriyor. Mesela Türkçe karakterde özellikle çok sık kullanabileceğimiz bir komuttur. Normalde select yıldız from bölüm 3 dediğimiz zaman bakın bölüm 3'e ait değerler gelmiş oldu. Ben şöyle yapacağım. ID virgül adı şeklinde çeksin. Tamam, bunda bir sorun yok. Şimdi adında bir değişiklik yapacağım. Şöyle ki replace parantezimi açtım. Replace ifadesinde bana adındaki virgül adı sütunundaki neleri mesela örneğin i'leri virgül ı olarak değiştirsin. Şöyle ı dedim. Parantezimi kapattım. F5'e bastım. F5'e bastığım zaman bakın bu şekilde mesela kimya, edebiyat, matematik gibi değerlerin i harflerini ı olarak değiştirmiş oldu. Burası replace komutunun kullanımı olacak. Tamam mı? İndim alta. Bir de reverse metodu var. Reverse metodu da arkadaşlar ilgili ifadeyi tersten yazdırıyor. Mesela reverse adi. Adi sütununu bana tersten yazdırsın. Neyin? Bölüm 3'ün. Üstteki ifadeyi açıklama satırı haline getirdim. F5'e bastım. Bakın bu şekilde. Burada da bölüm 3 tablomuzdaki adı sütununda bulunan değerleri tersten yazdırmış olduk. Bir de bir komut daha var. O da son komut. Kitabımızdan gidiyorum demiştim. Kitabımızın 137. sayfasındaki substring fonksiyonu. Bir de buna değinelim. Ondan sonra bitirelim. Substring de 3 tane parametre alıyor. Girdiğimiz metinsel ifadeyi istediğimiz karaktere kadar bize getiriyor. Mesela şöyle diyelim burada metinsel bir ifade kullanalım. Substring dedim. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde örneğin tek tırnak dedim. Murat Yücedağ virgül kaçıncı karakterden? Örneğin dördüncü karakterden itibaren virgül bana iki karakter getirsin. F5'e bastım. Bakın Murat da dördüncü karakterden itibaren 4 ve 5'i almış oldu. İki karakter getirdi. Eğer 3 karakter getir deseydim Y'yi dahil edecek mi? F5'e bastığım zaman dahil etmedi. Ama burada baktığım zaman ilgili değerin bakın zaten imleci görüyorsunuz. İmleç nerede? T harfinin hemen sağının sağında. Çünkü arada bir boşluk var. O da soyadın olduğu boşluk. Tamam mı? Substring'in de kullanımı bu şekilde. Temel metinsel fonksiyonların kullanımı böyle. Bir de zaten şey var. To lower ve to upper var. Bunları zaten biliyorsunuzdur. O yüzden çok kolay olduğu için bunları yazmadım. İşte to lower değil. Select lower mıydı? Direct lower. Parantez içerisinde neyi mesela? Adını from bölüm 3 F5'e bastım. Mesela aynı zamanda bir de upper olarak getirelim. Adı sütununu F5'e bastım. Bu şekilde adı kısmını küçük harfe büyük harf formatıyla da ne yapmış olduk? Yazdırmış olduk. Metinsel fonksiyonların kullanımı bu şekilde. Gelecek derste kitabımızın 139. sayfasından devam edeceğiz. Aritmetik fonksiyonlar, ondan sonra tarih zaman fonksiyonları vesaire bu şekilde fonksiyonlara değineceğiz. Sonrasında 157. sayfada view'ler var. View'lere geçeceğiz. Burada PostgreSQL üzerine view'ler nasıl oluşturulur bunu beraber görüyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.